Hayatınız film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Hiçbir yerden ışık gelmiyor, hareket edemiyorum. Bir anda kendimi duvara yapışmış bir şekilde buldum. Bunu aileme söylemek istedim ama söyleyemezdim çünkü Karadenizliyiz biliyorsunuz, bir tabir vardır, çeker vururuz böyle şeylerde, namus yani sonuçta ne oluyor? Nokta noktalar bile bu saatte evinde olur, senin dışarıda ne işin var? Babamdan 23 yaşında ben kafama çalar saat yedim. Bir mektup yazdım ben o gece, karar verdim evden ayrılacağım. O evin içindeki koku hala aynıydı ve benim o kokuya o kadar ihtiyacım vardı ki. Nerede o evden kaçan Elhanur, nerede o intihar eden kız? İstanbul'da yaşayan birçok insanın belki yürürken, belki düşünürken, belki de alelacele önünden geçerken duyduğu ses. Elhanur Akbulut, Trabzon doğumlu. Hayali olan müziğe, sanata devam ediyor. Şu anki geldiği noktaya ulaşmak için ailesini, annesini kaybetmiş. Ama inancını ve sevgisini asla kaybetmemiş. Hayatının film olabileceğine inanıyor çünkü... Selam arkadaşlar, ben yönetmen Yunus Çevik ya da Çeken Adam. Hayatınızın filmini yapmaya geldim. Anlatırsan Film Olur programının bu bölümünde konuğumuz Elhanur Akbulut. Elhanur Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Ama dilerseniz izleyicimize kısa bir bilgi verelim. Her hafta programımıza hayatı film olabilecek kişileri konuk edeceğiz. Ve sürecin sonunda en çok izlenilen bir kişinin hayat hikayesinin filmini yapacağız. Konuk yarışmacımızdan istediğimiz tek bir şey var. O da bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatması. Aksi bir durumda yarışmamızdan diskalifiye olur. Elhanur Hanım, bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. O halde size birkaç sorum var. Hayatınız film olsaydı ve siz de X bir kişi olsaydınız, sinemaya bu hayat hikayesini izlemeye gider miydiniz? Giderdim. Ne tür duygularla filmden çıkardınız? Biraz hüzünlenirdim, buruklaşırdım ama daha özgüvenli bir şekilde çıkardım. Hayatınızın neden film yapılmasını istiyorsunuz? Kadınlar için, tamamen kadınların kendine inanması için ben bu filmin çekilmesini istiyorum. O zaman diyoruz ki anlatırsam film olur, anlat ki film olsun. İsmim Elhanur Akbulut. 1991 yılında Trabzon'da doğdum. Biraz da erkek çocuğu gibi büyüdüm çünkü biz iki kız kardeştik. Benden 3 yaş büyük bir ablam var. 7 yaşındayken bir erkek kardeşim oldu ama o sürece kadar babam sanırım erkek çocuk herhalde çok istediğinden ötürü erkek çocuğu gibi büyüdüm. Çok güzel bir çocukluğum var ama kavgalı bir ailede büyüdüm. Şiddet var mıydı? Tartışmalar, kavgalar içerisinde? Bu tartışmaların içerisinde... Allah'a şükürler olsun ki hiçbir şekilde annemin yüzünü mor ya da bir yeri kanarken hatırlamıyorum. Ama kenarda ağlayan, hüzünlenen bir anne. Diğer tarafta annenin ağladığını umursamayan ama buna rağmen sinirli bir adam. Şöyle bir düşündüğüm zaman benim hiç bebeğim olmadı mesela. Ben bir bebekle oynamadım. Ablam bebeklerle oynadı. Daha evcimen oyunlar oynadı. Ablam sakin büyüyor. Evcilik oynayarak büyüyor. Ben top oynayarak daha yaramaz, daha hırçın büyüyorum. Kardeşim doğuyor. Kardeşim doğduktan sonra o erkek çocuğu gibi bana davranılması olayı bitiyor. Bu benim bu dönem bitmedi yani. Ben bu şekilde devam ettim. Yine top oynadım. Yine sokaktaydım. Peki sanat yönünüzü nasıl keşfettiniz? Noktaları anlatsam daha sanırım iyi olacak. Şimdi 4. sınıfa geldiğimde blok flütle müzik dersleri vardı. Kulaktan duyduğum her şeyi çalabiliyordum. Flüt çalmam öğretmenlerime çok gurur verirdi ya da resim çiziyor olmam. Çünkü resim yarışmalarına o yaşta girmeye başlamıştım ve derece aldığım bir süreçti. 7. sınıfta mesela bir gün boş bir ders ve basketbol topunu aldım. Bir potadan diğer potaya basket attım. Baktım beden eğitimi hocası da orada, dikkatini çekti. O topu attıktan sonra ortaokulda basketbol takımı kurmayı düşündü. Okulun kendi içinde erkeklerle daim maç yaptığımız bir süreçti. Daha sonra ortaokuldan mezun oldum. Lise dönemi benim için gerçekten hayatımda çok güzel bir süreç. Bir şeyleri başarabiliyordum, bir şeyleri kanıtlayabiliyordum ve takdir aldığım bir süreçti. İyi geliyordu çünkü eve ne kadar geç gidersem o kadar iyi. Evdeki herhangi bir sıkıntı benim üstüme patlıyor. Yani nasıl söylesem size? Ortancılar günah keçisi olur derler ya. Ailenizin size güvenmediği veya sizi onaylamadığı birçok sorun üzerinde siz ailenize doğruyu söylemekten korkuyorsunuz. Lisedeki müzik derslerinde bu sefer blok flüt değil gitar vardı. Gitarla giriyorduk derslere ve benim gitarım yoktu. Yani durumu aileme açıyorum. Söylüyorum gitara ihtiyacım var. Hiçbir şekilde bunu onaylamıyorlar. Gitar almıyorlar. Ben bu durumu ablama anlatıyorum. İşte imkansızlık ürettiriyor ya insana. Öyledir. 2 tane çubuk böyle. Biz de ona 6 tane böyle kalın ip gerdik. Parmaklarımızı mesela öyle çalıştırıyorduk. Sene sonu gösterisinde benim gitarım yok. Ama çok katılmak istiyorum. Geliştirdim de kendimi. Yurdanır hocam bunu fark etti. Dedi ki sana kendi gitarımı vereceğim. O kadar mutlu olmuştum ki. Benim için çok güzel bir anıydı. Başarabildiğimin göstergesiydi. İsmi Yurdanur Yeter. Umarım bir gün bu programı izler çünkü ben kendisini arıyorum ve bulamıyorum. Lise mezuniyet balosu var. Bir şekilde izini aldım.
tamam izni aldık ama elbise yok, ayakkabı yok. Aileme açtım bu durumu. Balaya gidiyorsun da bir de elbisesi mi kaldı falan. Elbiseyi bir arkadaşımla, ayakkabıyı bir arkadaşımla, yanında taşıyacağım çantayı bir arkadaşımla temin ettim. Bu durum beni çok üzmüştü. Bir şey istediğim noktada, o konuda yardım edemediği noktada direkt sizi yargılamaya başlıyor. Şeyden olabilir mi? Hani belki maddi imkansızlıklar... Ya tabii ki. Biz maddi durumu çok iyi bir aile değildik zaten. Bunun farkındaydım ama hani şöyle de bir şey var. Bunlar hayatınızda ilk defa oluyor ya. Liseden sonra bir hamburgercide işe başladım. Bu iş tecrübem benim bir ay sürdü. Oradaki personel bir kız arkadaşımla kavga ettim. Erkek arkadaşı bana orada hamburgeri verirken sadece al canım tamam dedi. Canım dedi diye kız orada bana küfür etti. Küfürü bana da etmedi. Küfürü anneme etti. Çıldırdım. Kimse benim aileme hiçbir şey söyleyemez. Sen kimsin benim aileme küfür ediyorsun? Kendimi kızın üstünde buldum. Kızın üstüne kapaklandım. Müdür bana geldi dedi ki seni işten atıyorum git buradan. İşte senin burada olmanı istemiyorum. Ve sonradan öğrendim ki kızla müdür arasında bir ilişki varmış. Personeli ikisini aynı anda idare ediyor. İşte işten çıktım, eve gittim. Anneme anlattım. Şimdi annem biraz gurur duydu. Hani küfür ettiler anne sana. Dediğim noktada. Birçok işlerde çalıştım ama işe daha girdim. Mağazada kapanışta bir anda bir baktım elektrikler kesti. Dedim ki ne oluyor? Panikledim. Depodayız, karanlık çöktü. Hiçbir yerden ışık gelmiyor, hareket edemiyorum. Bir anda kendimi duvara yapışmış bir şekilde buldum. Bir de birisi ellerimi tutuyor. Aynı zamanda belimi tutuyor hareket etmeyeyim diye ve beni taciz etmeye çalışıyor. Nasıl kurtulduğumu size söyleyeyim mi? Hiçbir şekilde hareket edemediğim noktada dudaklarını sert bir şekilde ısırarak ancak kendisinden kopmayı becerebildim. Yani o durumda ellerim bağlı. Bir şekilde vücudunuzu da ayaklarıyla sabitlemiş. Ne yapacaksın? Canını yakmak zorundasın. Isıracağım yani. Başka çare yok. Mağazada çalışan biri. Mağazada çalışan müdürümüz yapıyor. Müdür yapıyor bunu. Adam bana ne dedi biliyor musunuz? Sana kendimi yakın hissettim diye. Peki seni o noktaya niye getirdi? Ben ne yaptım? Ertesi gün istifa ettim. Bunu aileme söylemek istedim ama söyleyemezdim. Çünkü Karadenizliyiz. Biliyorsunuz bir tabir vardır. Karadeniz'de ya da doğuda işte çeker, vururuz böyle şeylerde. Namus yani sonuçta ne oluyor? Ve bunu hiç kimseye doğru düzgün anlatamamışken burada anlatmak da açıkçası biraz beni böyle... Rahat hissedecekseniz kaydı kesebiliriz. Bunun üstüne ben bir süre çalışmadım. O sene üniversite sınavımda barajı sadece geçebildim. Üçüncü kez işte girdiğim, son denediğim seneydi. Bir daha üniversite sınavına girmedim. Neyse, bir ayakkabı mağazasına girdim. Çalışıyordum, hiçbir problem yoktu. Bunun deposu üst kattaydı. Böyle küçük bir merdivenle çıkıyorsunuz, küçük bir alandı. Bir ayakkabının numarası yok, depoda numarası var. Yukarıya doğru ayak sesleri geliyor. Tedirgin oldum böyle. Tam böyle ineceğim kolumu tuttu, çekti. Senin gibi güzel bir kadını nasıl yalnız bıraktılar? Senin gibi güzel bir kadını nasıl yalnız bıraktılar? Depoda sen bana bu cümleyi nasıl kurabilirsin ya? Adamı orada ittim. Orada bir kavga ettik. Ondan sonra çık dedi işten dedi. İstemiyorum senin gibi biri yanımda çalışmasını. Dedim ki daha dedim bir dakika önce iltifat ediyordunuz. Ne oldu dedim güzel bir bayan falan. Paramı ver dedim ben gidiyorum. Hayır vermiyorum git buradan. Dedim ki bak dedim bu kapıdan çıkarım. Bağırırım buradaki beni taciz ettiler diye. Bana ne dedi biliyor musunuz? İşte sorunlu sıkıntılı derim geçiştiririm. Buradaki herkes seni mi tanıyor beni mi dedi. Ben akşam sabaha kadar ağladım. Kendime gelemedim. Toparlayamadım. Ne yapacağım dedim. Ne edeceğim dedim. Ben şimdi babamlara ne diyeceğim? Ailem sordu. Niye işe gitmiyorsun sen? Ne oldu dediler artık. Ya dedim baba işte çok çalıştırıyor. 12 saat sürekli ayakta duruyoruz. Bir de mağaza çok soğuk. Üşüyorum. Üşüteceğim. Hasta olacağım falan. 2 gün sonra istifa ettiğimi söyledim. Ama siz sürekli iş değiştiren bir artık çocuk rolüne bürünmeye başladım. Tabii işin iç yüzünü bilmiyorlar. Bunları artık daha eriştiğim, kendime özgüvenimin yükseldiği ve kendimi anladığım noktada siz biliyor musunuz ya ben böyle bir şey yaşadım dediğimde seslerinin çıkmadığı ve benim konuştuğum bir süreçimiz de var ailemle. Yani bugün nasıl geçti? Ya da bugün bir sıkıntı yaşadı mı? Kızım bir şeye ihtiyacım var mı? Bu soruyu ben hiçbir şekilde duymadım. Bana nasıl olduğumu soran tek kişi sevgiydi. Ben sevgiyle sürekli görüşüyorum diye sıkıntı oluyordu. Bu süreçte de asi çocuk rolüne büründüm. Beni uzaklaştırdınız kendinizden. Sen çocuğunla ilgilenmezsen çocuk o ilgiyi başka bir yerde arar. Şükür ki ben en yakın arkadaşımla arıyordum. Ki öyle bir arkadaş ki beni intiharın eşiğinden çekmiş bir arkadaştır yani öyle bir arkadaş. Kartal futbol takımında. Kartal Spor Kartal. Bayan futbol takımına girdim. Sevgi mesela stoperdi. Offside'ı biliyorsunuz o zaman. Offside'ı biliyorum ama ne olur anlatmayın. Bu arada ben bir süre antrenmanlara normal spor ayakkabıyla katıldım. Kramponum yoktu. Antrenörüm anlattığım noktada bana sağ olsun gerçekten yardımcı oldu ve bana bir krampon ayarladı. İstanbul içerisinde maçlara katıldık. Hı hı. Bir baktık ki deplasmanlar var. Ailem şehir dışı olayına karşı çıktım. Ben o deplasmanlara gitmek için gerçekten çok kavga ettim. Şehir dışlarına gidiyoruz. Paraya ihtiyacım var. Sen buradan bir şey kazanamıyorsan senin burada ne işin var? Zaten istemiyorlar ya. Bahane arıyorlar. Hani biz bir yerden vuralım ki hani çıksın. Eğer babam annem beni o zaman bıraksaydı ben şu an çok iyi bir kaleci olabilirdim. Ya hobi olarak
yapmama bir şey demiyorlardı ama ben bu meslek olarak yapınca sıkıntıya giriyordu. Yoksa babam top oynamama da gitar çalmama da zaten bir şey demiyordu. Babam bir iş bulmuş bana. Evimize yakın bir yerde bir tatlı fabrikasındaydı iş. Onların bir türbanı falan, bir önlüğü, bir şey var. Oradaki herkes de kapalı. Başımı bağlayarak onların arasında çalışıyordum. Namaza orada önem veriyorlardı. İbadete önem veriyorlardı. Gidiyordum, namaz kılıyordum. Zaten çocukken de namaz kılardım. Namaz kılmak bana iyi geliyordu, sanki arınmak gibi geliyordu ki zaten böyledir. İş çıkışındayız. Parmağımı okuttum. Tam çıkacakken arkamı döndüm. Ustayla yüz yüze geldik böyle. Sen açık mıydın dedi. Dedim evet usta, açıktım. Peki içeride niye kapalısın? Hijyen açısından. Ondan dolayı kapatıyorum. Bak bak oğlum, görüyor musun dedi. Yanındaki bu adam benim sinirimi bozuyor. Bak oğlum, görüyor musun işte. İçeride kapalı, dışarıda açık. Münafık ya. İmanını sorgulamak kimsenin haddine değil. Çünkü Allah'la kul arasındadır. Sonra işten mi çıkarıldınız? Hayır, işten hiçbir şekilde çıkarılmadım. Kendim istifa ettim. Çağrı merkezindeki başvurum kabul edildi. Sözleşme bitince bizi de 40 kişi toplam işten çıkarıldık. 2 yıl sonra. 2 yıl sonra işten çıkarıldık. Okuldan beni çağırdılar iş görüşmesi için. Bu sezonluk bir işti, 3 ay sürecekti. Okulun kendine özel kıyafetlerini ve kitaplarını satan bir yerdi. Bir gün yemek arasında Gökhan Bey'in yanına oturdum işte, öyle hal hatır sorarken bana hiç kimsenin sormadığı bir soruyu sordu. Bu kadar yeteneğin varken senin burada ne işin var? O soruyu sorduktan sonra aslında Gökhan abi benim... Işıkları yaktı. Işıkları yaktı. Gökhan Bey beni iş garantili, özel, ücretli bir kursa yönlendirdi. 6 ay süren bir kurstu. Neyse baba dedim, sana bir şey danışacağım. Eğer bana destek olursa en azından sevdiğim bir işi yapayım dedim. Yok, ikna edemedim. Kursun ücretini öğrendikten sonra fikri değişti. Zaten bunu kendi ağzıyla söyledi. Sen de bir işte devamlı çalışabilecek bir potansiyel yok. Babamın bir arkadaşı vardı bir gün. Durumu anlatıyorum kendisine. Sonra babamla konuşuyor. Bayram amca şöyle dedi. Tamam dedi, ben ödeyeyim. Siz de bana aydan aya verirsiniz. Kadıköy'de akşama kadar iş aradım. Hiçbir yer bana onay vermedi. Bir sürü yer baktım, olmadı. Artık o ikinci günün sonunda pes ettim. Çıkıra çıkıra alıyorum. 3 lira param kalmış. Param da yok. Peçete satan bir kadın geldi. Sen de en iyisi bir yüzünü yıka. Şurada bir pasaj var. Hem orada tuvaletten ücret de almıyorlar. Sen git oraya. Yüzünü yıka gel, ben buradayım. Bakıyorum böyle, tam böyle pasajın içinden geçerken bayan eleman aranıyor. Yazısı var. Düşünerek aşağı iniyorum lavaboya. Hayır Ela, olmaz. Her yer seni reddetti. Hele ki burası merkezi. Hayatta seni almazlar. Böyle düşünüyorum, kuruyorum. Orada bir 10-20 saniye oyalandım. Dedim ki gir ya. Ne olacak ki? Bir et de burada ye. Dedi ki alamayız. Ya dedim, ben dedim üniversite okuyamadım, imkanım yoktu. Sizi sadece bana 6 ay boyunca bir şans vermenizi istiyorum. Siz benden sonra gelecek kişinin burada bir ay çalışacağının garantisini verebilir misin? Ben dedim size 6 ay sunuyorum en az. 6 ay verimli bir çalışma arkadaşı. Yok, ikna olmadı. Tam kapıya geldim. Çıkacağım artık ama kapıdan çıkınca ağlayacağım yani hüngür hüngür. Adam arkamdan seslendi. Hanımefendi bir dakika dedi. Sizi işe alıyorum. Tamam dedi. Kabul ediyorum şartlarınızı dedi. Neyse ben oradan çıktım. Gökyüzünün rengi farklı. İnsanların yüzü bir farklı. Havanın rengi değişti benim için o an. Orada o savurduğum cümlelerin hiçbirini boşa çıkarmadım. Bir gün kurs çıkışı, baktım oradan bir tulum sesi geliyor. Karadeniz müziği yapıyorlar. Bir akşam dönerken bir baktım, orada o tulum çalanla şarkı söyleyen çocuk aynı otobüste. Ya dediler, biz müzik yapıyoruz böyle ama yanımızda gitar çalan kimse yok. Gitar çalmayı biliyorum dedim ama gitarım yok. Dediler ki biz sana gitar buluruz, sıkıntı değil. Sokakta para kazanma serüvenim orada başlıyor. Meslek aşkına doğru o zaman yolculuk başladı. Başladı. Tamam dedim Ela, sen burada mutlusun. Yani öyle ki hala o işi yapıyorum. Şu ayrıntıyı vermem lazım. Kursta sürekli gidip gelen bir arkadaş vardı. Burayı burada bırakıyorum. Müziğe devam ediyorum. Oraya döneceğiz ama. Oraya döneceğim. Bu arada ben kursun ücretini de kapattım. Yani Bayram amcaya olan borcumu da bitirdim. Neyse eve geç gitmelerim başlıyor artık. Müzik akşamüstü. Babamın dikkatini çekmeye başladı. Kızım dedi, sen neyle uğraşıyorsun? Dedim baba, açık konuşacağım. Yalan söylemeyeceğim. Böyle böyle bir ortamımız var. Biliyor musun baba, Karadeniz müziği yapıyoruz. Hani senin işte sürekli dinlediğin kasetler var ya. O şarkıları yapıyoruz. Yani yol. Olumlu bir tarafından bir yol bağlamaya çalışıyorum. Sıkışmış durumdayım. Baktı ki beni engelleyemeyecek. Bir süre bu duruma sabretti. Bu işte mutlu olmamın bir sebebi de şu, takdir ediliyoruz. İnsanlar bizi alkışlıyorlar. Ailemden takdiri alamadığım noktada orada birilerinin bizi alkışlıyor olması beni çok mutlu etmişti. Bir Ramazan akşamı ben eve saat 12.30'da geldim. Normalde 12'yi geçmezdi eve gelişim. Sahur sofrası kurulmuş, o gün erken sahur kurmuşlar. Sofraya tam oturacağım. Ablam durduk yere şöyle bir cümle kullandı. Ben bununla aynı sofrada oturmak istemiyorum. Ben ne yaptım? Ne oluyor dedim. Sonra dedi ki babam, saate bak dedi. Saati gördün mü sen dedi. Dedim baba çok geç geldim, özür dilerim de hani otobüsü kaçırdım falan. Ne bahane atsam hiçbir faydası yok. Kardeşim hariç üçü birden üstüme geldi. Annem diyor ki işte ablan doğru söylüyor, senin bu saatte dışarıda ne işin var? Bu saatte kimler dışarıda dolaşır? Hoba. Konuyu çok farklı bir yere çektiler. Aşağılamaya başladılar. Bu saatte kimler dışarıda dolaşır? O saatte kimler dışarıda dolaşır Yunus Bey?
ucu açık bir soru. Çok ucu açık bir soru. Ama İstanbul'da çok tehlikeli bir ortam ya belki. Yanlış bir şey yapmadığım halde. Kötü bir arkadaş ortamım yok. Sevdiğim bir şey yapıyorum. Çabalıyorum. Bunu hiçbir şekilde onaylamıyorlar ve babamın kullandığı şu cümle şu. Nokta noktalar bile bu saatte evinde olur. Senin dışarıda ne işin var? Benim orada kayışım koptu. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Önümdeki sofraya aldım, fırlattım. Ve onu yaptığım noktada babam üstüme yürüdü, ne yapıyorsun sen diye bir bağırışma. Beklemiyorlar. Hayatımda ilk defa öyle bir şey yaptım. Ben sadece küt diye bir ses hatırlıyorum. Elimde çalar saat kafama yapıştırmış. Gözümü açtığımda herkes yatağında. Ben yerde yatıyorum. Kimse alıp beni bir yere kaldırmamış. Baktım ki herkes keyfine düşmüş yani. Orada kimsenin umurunda değilim. Babamdan 23 yaşında ben kafama çalar saat yedim. Çalar saati biliyorsunuz ağırlığını. O ağır saatler var ya. Kafamda parçalanmış. Artık hani radde bitti. Burama gelmişti, bitti. Bir mektup yazdım ben o gece. Karar verdim, evden ayrılacağım. Sonradan öğreniyorum ki ablamdan mektubu okumamışlar. Annem hatta demiş ki at şunu at. Hani okumak istemiyorum. Ya kızın sana son gitmeden önce bir not bırakmış. Hiçbir değer vermiyorsun. Belki kendimi öldüreceğim yazıyor orada. Yani o gün ne yapacağımı bilmiyorum. Gitarımı aldım, çantamı aldım, evden çıktım. Otobüse bindim. Aklıma çok mantıklı bir şey geldi. Hava soğuktu çünkü. En uzun istikamet hangi otobüsünse o otobüse bindim. Tam 5-6 kere git gel yaptım. Bahsetmiştim ya arka mağazada bir arkadaşım çalışıyordu diye. Dedi ki Leyla seni hayatta yalnız bırakmam, bizde kal falan. Evinde gerçekten çok sıkıntılı bir aile ortamı var. İki kız kardeş ve anne, sürekli bunların çatışması. Neyse bana şey dedi, Leyla dedi işte benim borçlarım var, icraya düştü. Aslında dedi kredi çekerdim, kapatırdım da kredi bana çıkmıyor. Bana çıkıyorsa ben çekeyim dedim. Aa Leyla dedi gerçekten mi dedi. Bakın bunu bana yaptıran şey benim o minnet duygum. Ben o parayı ona çektim. Baktım bir gün akşam bunlar çok kötü kavga ediyorlar. Anne artık dayanamıyorum size diyor. Kadın bir baktım elinde haplar, intihara girişmiş. Yutmuş hapları. Dedim abla sen ne yaptın dedim. Direkt hani bilirsiniz kusturma yöntemi. Su içirdim, bir şeyler yaptım işte. Benim orada kanımı donduran bir şey vardı. Kızların hiçbir şekilde bir paniği yoktu. Anne intihar ediyor Yunus Bey. Kızların hiçbir tepkisi yok. Ya benim annemin ayağına taş değse ben kafayı yerim. Kız kardeşi evden kaçıyor. Kız kardeşini buluyoruz. Aynı gün içerisinde evi tekrar getiriyoruz. Ben dedim sen nereye düştün? Ben dedim ki Leyla sen... Sinirlerim çok bozuldu şu an. Dedim sen nereye düştün? Arkadaşınız ailenize söylemiş bu süreçte. Söylemiş. O burada diye. O yüzden aramamışlar. Babam arasaydı, konuşsaydı şöyledir, böyledir. Ya bir şekilde beni ikna etseler de dönerdim. Öğrendiğimde dedim ki sen onlara söyledin. Benim nerede olduğumu biliyorlar. Beni merak etmedi bu insanlar. Beni 2-3 gün sonra eve gelecek diye düşünüyorlar. Ben orada bir karar vermiştim. Onların anlamasını istedim. Sen bu durumu engelledin şu an dedim. Ben gidiyorum dedim. Nereye gideceksin dedi. Giderim bir yere dedim. Saat 11. Akşam 11 bu arada. Gidecek bir yerim yok. Ben o akşam kendimi babamların evinin önünde buldum. Uzaktan içeri bakıyordum. Annem mutfakta bir şeyle uğraşıyordu. Camın yanında mesela oturma odasında bilgisayar masası vardı. Babam bilgisayar masasındaydı. Uzaktan böyle bir iç geçirdim. Bir baktım. Ben o gün orada onlara veda ettim. Dedim ki ben bu eve bir daha dönmeyeceğim. Babam bana çocukken bir sohbet arasında kullandığı bir cümle vardı. Mezarlıklarda olan insanlara hiç kimse zarar vermez. Ben oradan mezarlığa gittim. Korkuyorum ama içimde tuhaf bir rahatlık var. Ben o akşam o kadar içlenmiştim ki 10'ar dakika birer birer mezarlarda oturdum. Hem dua okuyorum hem konuşuyorum biliyor musunuz? Bugün böyle oldu, şöyle oldu diye. Yani dertleşecek kimse yok. Sıkıntıdan çıkmışım, sıkıntı içerisine girmişim. Ben orada konuşa konuşa bir mezarın başında içim geçmiş, uyuyakalmışım. Gözümü açtığımda sabahtı. Çok tuhaf bir şey vardı. Hava çok soğuktu ben oraya girdiğimde. Ben o mezarlıkta hiç üşümedim mesela. Toprakla böyle taşın arası bir yere yatmışım. İçim geçmiş orada ama hiçbir yerim tutulmamıştı. Mezarlıktan çıktığım noktada vücudumun üşüdüğünü ve ağrıdığını çıktıktan sonra hissettim. Bir gün müzik yaparken ben babamla karşılaşıyorum orada. Ben dedim buradan ayrılmam lazım dedim. Yoksa burada rezalet çıkarır. Ben babamın orada o an rezalet çıkarabileceğini düşündüm. Ya adam beni eve döndürmeye çalışıyor ama bana yaptığı şeyin farkında değil. Dedim baba siz bana neler yaptınız farkında mısınız? Kızım dışarıda yapamazsın şudur budur eve dön. Baba bana ne yaptığınızın farkında mısınız? Dönüyor musun Leyla bak lütfen diyor. Dönmüyorum baba diyorum. Dönmezsen dönme diyor. Babamın gözyaşları akıyor benim akıyor. Babam oradan ayrılıyor gidiyor. Hani bahsetmiştim ya size kursta bir tane çocuk dikkatimi çekmişti. Rıhtımda müzik yapıyoruz. Baktım o geçiyor. El saldım. Aa ne haber diye. Şu an isim vermek istemiyorum. Onun kişisel hayatına da zarar vermek istemediğim için. Her akşam gelmeye başlıyor. Sohbetimiz çoğalıyor. Birbirimize yakınlığımız çoğalıyor. Ama hala arkadaşız. Kendimi ona çok yakın hissettim. Çünkü bana hayatından bazı kesitler anlatmıştı. Ve çok benzeyen noktalarımız vardı. O da ailesinden yana muzdaripti. Ben
hayatımda hiçbir erkekle yan yana çok samimi bir şekilde o vakte kadar bir fotoğraf sosyal medyama atmamıştım. Hani söylüyorlar ki senin kızın birisiyle fotoğraf atmış. Babam sonra Kadıköy'e geliyor. Ne için gelmiş biliyor musunuz? O yanındaki çocuk kim? Bunu sormak için gelmiş. Dedi ki o çocuk kim? Hiç çekinmedim biliyor musunuz? Ben dedim ki baba erkek arkadaşım. Nasıl erkek arkadaşım? Dedim senin düşündüğünü söylüyorum. Benimle doğru düzgün konuş dedi. Dedim baba erkek arkadaşım yalan söylemiyorum. Dedi ki sen dedi böyle bir şey yapamazsın da dedi. Nasıl bu erkek arkadaşına dolaşırsın? Baktım beni her gün aramaya başlıyorlar. Şimdi düşünüyorum diyorum ki gelmekteki amacı beni önemsediği için mi? Namusunu önemsediği için mi? Belki de ailede aradım, sıfatı onda gördüm o. Yani sonraki zamanlarda ona aşık olmadığımı anladım. O ara körkütük aşık olduğumu zannediyorum. Bir bakıyorum telefonumda bir numara. Ablam yalvarıyor bana eve dön. Budur, şudur, budur. Dedim ki o akşam bana nasıl davrandığınızı görüyor musunuz? Aynı şeyi savunuyorum. Yok ya şunu bekliyorum. Ela biz hata yaptık tamam. Ama kızım senin de bunu yapman yanlıştı. Keşke biraz daha sabırlı davransaydı. Yani dese çözülecek. Çözülecek. Sorguluyor bana diyor ki senin bir erkek arkadaşın var. Evet. Nerede kalıyorsun diyorlar bana. Ben diyorum ki arkadaşımın evinde. İnanmıyorlar. Beni onunla birlikte kalıyor zannediyorlar. Kredi ne oldu bu arada? Arkadaşım piyasada yok. Kredi patladı. Ne yapacağım, ne edeceğim? Böyle bir süreç. Bu arada erkek arkadaşım müzik yapmama izin vermedi. Ben senin sokakta müzik yapmanı istemiyorum. Her an bir zarar gelebilir. Ben diyorum ki beni koruma içgüdüsüyle. Hayır. O değil. Müzik yapmamı istemiyor. Yani o işi yapmamı istemiyor. Ben evden niye çıktım? Yani evden niye çıktım ben diye düşünmeye başladığım bir süreçti. Ama üstünde çok durmadım. Onun sevgisi bana o an yetiyordu yani. Çünkü sevgiyi açtım ben. Ben ilgiyi açtım o sıra. Amcam geliyor bana şunu söylüyor. Diyor ki kızım diyor baban senin evlenmeni istiyor. Hani eğer aranızda ciddi bir şey varsa evlenin. Yoksa ayrılın. Diyorum ki amca ben onu çok seviyorum. Ondan ayrılamam. Aramızda herhangi bir problem yok. Ama dedim evlenemem. Henüz tanımıyorum. Erkek arkadaşım en sonunda dedi ki Ela gel dedi biz dedi kendi yuvamızı kuralım. Kendi yuvamızda mutlu olalım. Dedim gerçekten mi böyle bir şey söylüyorsun? Şimdi o kadar güzel bir teklifle geldi ki evlenmek için evlenmiyor benimle. Yuva kurmak için. Bizim de bir ailemiz olur. Çünkü o da aileden yoksun bakarsanız tabanında. Çok kuru bir nikah. Ne gelinlik giydim ne bir şey yaptım. Düğünümde ayaklarım eriyene kadar horon oynayacağım diye bir hayalim vardı. Kaldı yani içimde. Sadece kuzenim ve babam geldi nikahıma. Annem gelmedi. Ablam gelmedi. Bizim evliliğimizin ilk 3 ayı çok güzel geçiyor. Ailevi sebeplerden ve kişisel problemlerin de tetiklemesiyle biz artık birbirimize tahammül edemeyecek bir noktaya geldik. Çatışmalar başladı ve biz ayrılmaya karar verdik. Bütün hırsımı öfkemi ailemden çıkarırcasına gittim eve. Kapıyı çalıyorum ben evde kim varsa söveceğim yani hayatımın içine ettiniz de böyle yaptınız şöyle yaptınız sizden çektim yetmedi bir de ondan çektim yani çünkü çok şeye maruz kaldım ben o süreçte. Kapıyı annem açtı aradan 2 yıl geçmiş yani 2 yıla yakın bir süre geçmiş beni görmemiş. Kapıda beni gördüğü an ayakları boşaldı yere düştü. Ben orada öfke kusacakken bir anda annemi toparlamakla buldum kendimi. Neyse içeri girdim eve koydum. Eve girdiğim noktada evin... Evin içindeki kokuyu almak bana çok ağır gelmişti. Yani o evin içindeki koku hala aynıydı ve benim o kokuya o kadar ihtiyacım vardı ki. Keselim mi kaydı? Biraz ara verebilir miyiz? Keselim. Devam edebilir misin? Biraz ederim, daha ederim. Yok hayır. Ben bunları anlatmaya geldim buraya zaten. Çünkü ben bunları kimseyle konuşmadım. Yargılara maruz kaldığım için hani kimse kimseyi bilmeden yargılamasın. En çok da ailem. Ben annemle hala görüşmüyorum bu arada. Reddedildiğim bir süreçte olduğum gibi en azından belki izler. Belki arar beni annem yani. Evin kokusu bana çok ağır geldi o an. Ben annemi mi toparlayayım, o anki duyguya mı kapılayım, orada bir şey oldum. Sarıldık birbirimize, ağlamaya başladık. O ağladı, ben ağladım. Çünkü burnumun direği sızlıyordu yani. Ben güçlüyüm, ayaklarımın üstünde duruyorum ama size öfke kusmaya geldim hani. Bu şekil, bu tavırla gitmişim eve. Ama yok, öyle olmadı. Her şey gözümde canlandı. O evin içerisinde koşuşturmalar, orada yemek yemeler, o masayı dağıtıp o evden ertesi gün çıkmama kadar kendine gel dedim ve toparladım kendimi. Niye geldin dedi bana. Seninle yüzleşmeye geldim dedim. 1,5 yıldır beni neden aramadın? Sen dedi gittin evlendin bizi içe saydın. Dedim ki anne ben evden çıktığımda hayatımda o adam yoktu. Ben evden çıktığımda babama kafama yediğim çalar saati yüzünden ben o evden çıktım. Şiddet gördüğüm için o evden çıktım. O orada değil. O bizi terk ettin gittin. Ben diyorum ki anne bak ben evden gitmiş olmam benim hata. O an hata olabilir kabul ediyorum ama senin hiç hatan yok mu? Bir anne olarak yanımda durdun mu? Başımı okşadın mı? Kızım acaba ne içiyor? Ne
yiyor dedim mi? Yok. Bunları çok uzatmadık. Ve mutlu değilsin sen dedi. Yakın bir cümle söyledi bana. Beni teselli etmeye çalışacak bir cümle söyledi. Ben orada ağladım. Sinirlerim boşaldı. Bana yakın davranmaya çalışıyor. Şaşırdım. Sarıldı. Çok ağladı. Ben seni arayacağım. Seninle konuşacağım. Baban camiye gitti. Gelmek üzere. Git. Ortalık karışmasın. Babam aradı. Akşam size geleceğiz dedi. İlk defa annem evime geldi o akşam. İkna etmeye çalışıyorlar boşanmamamız için. Bakın çok geçerli bir sebep söylüyorum. Diyorum ki bu yüzden oldu anne. Sen böyle bir şey yaşamış olsaydın babamı affeder miydin? Duruyor, ses çıkarmıyor. Eşim yanımda bu arada ben bunları söylerken. Benim boşanmak istediğimi zannediyorlar. Sonra onları ona idrak ettirdim. Boşanmak isteyeni o, ben değilim. Bana hata yapan da o üstelik, ben değilim. Tamam neyse siz biraz düşünün hadi işte olur iki kişinin arasında falan filan. Saçma saçma şeyler konuştular gittiler. Bu arada ertesi gün boşanacaksın işte bizden medet bekleme falan. Ben ailem tarafından yalnız bırakıldım. Hiçbir şekilde onaylanmıyorum. Eski eşim tarafından hiçbir şekilde onaylanmıyorum. Eski eşimin ailesi tarafından onaylanmıyorum. Şimdi ben burayı anlatmakta biraz güçlük çekiyorum çünkü hayatımda kendime yakıştıramadım, yapmaktan utandığım tek şey, tek utandığım şey bu. Anlatmayabiliriz. Anlatacağım. Yani ne raddeye geldiğim görülmeli. Kendimi hiçbir şekilde artık birey gibi hissetmiyorum. Kendime olan saygımı da yitirmişim. Ben o gün gözümü kararttım. O gün muhatap olabileceğim herkesi aradım. Ailemi zaten engelledim. Eski eşim işten geç gelecekti saat 11 gibi. Mesaiye kalacaktı, öğrendim. Kız kardeşi de başka bir yerde çalışıyordu. O da mesaiye kalacak, geç gelecekti. Sevgi'yi aradım, antrenmandan çıkmıştı. Uykusuzum, yorgunum dedi. Tamam, Sevgi de uyuyacak. Bana kimse bu süreçte ulaşamaz. Evdeki ağrı kesicileri aldım. Artık ne varsa ilaçları falan aldım. Geldim salona oturdum. O hapları aldım, suyu koydum. Ne bir mektup, ne bir not, hiçbir şey bırakmayı düşünmedim. Ben dedim vazgeçiyorum, bırakacağım. Telefonu uçak moduna aldım herkes aradıktan sonra. Kimsin? Bunu yapmaya layık mısın? Bu son çare mi? Ya psikolojim beni oraya getirmiş. Bir şey söyleyeyim mi size? Bir insan o noktaya var ya kolay kolay gelemez. Her şeye sevgim var benim. Benim herkese yetecek sevgim var. Ama kimsenin sevgisini alamadım. Bana kimsenin sevgisi yetmedi. Yani bana kimse sevgisini veremedi. Ya özellikle istediğim bir nokta da yok. Sadece onaylanmak istedim. Şu hayatta yaptığım her şeyde sadece onaylanmak istedim. Yargılanmamak istedim. Beni o noktaya getiren şey tamamen sevgisizlik. Çırpınıyorum ama biliyor musunuz? Bir yandan diyorum ki hani ben bunu yapmamalıyım ama yapacak başka bir çarem yok ve bunu yapmalıyım. Çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Ben bittim. Hayallerime ulaşamadım. Ailem yok, eşim yok, dostum yok, hiçbir şeyim yok. Tam içeceğim, telefonum çaldı. Ne oluyor ya dedim, bu telefon nasıl çalar? Bir baktım Sevgi arıyor. Şaşırdım. Dedim ki Allah Allah, telefon uçak moduna nasıl çalıyor? Bütün dikkatim dağıldı. Direkt meşgule aldım, uçak moduna aldım. Bak aç, o kadar eminim ki uçak moduna aldığımı. Tam gene içeceğim, telefon tekrar çalıyor. Uyumuş olman lazım, sen niye arıyorsun diye kendi kendime konuşuyorum yani. Sinirlendim, aldım meşgule. Tam içeceğim bir daha arıyor. Orada küfür etmeye başladım. Yapacağın işe de, senin de, uykuna da falan filan. Bana dedi ki açtım anda telefonu, ne var ne var diye açtım telefonu, yani bu sinirle açtım telefonu, ne var dedim. Kanka sana ne oldu? Ne yapıyorsan şu an bana hemen söyle. Dedim kızım bir şey yok. Dedim ki yemek yapacağım. Ela dedi sen şu an neyle uğraşıyorsun? Elinde şu an ne varsa bırak, akşama biletini kesiyorum, buraya gel. Orada bıraktım kendimi zaten. Toparlayamadım orada. Anlattım hepsini. Dedim ki böyle böyle böyle. Cebimde 5 kuruş param yok. Ekonomik özgürlüğüm yok. Çalışmıyorum. Yani orada kendimi ezik hissediyorum. Hiçbir şekilde bana özgüven verecek hiç kimse yok. Nerede o evden kaçan Elanur? Nerede o intihar eden kız? Ben gittim, 10 gün kadar falan kaldım. Sevgi orada bana bebek gibi baktı. Sonra ben İstanbul'a geldim. Boşanma sürecimiz gerçekleşti işte. Annemlerin yanına gittim. Bir şekilde orada aramız düzeldi. Buraları hızlı geçeceğim. Şunu öğrendim. Annemle babam boşanma sürecine girmişler. Ablam da tam o sıra evlenmek üzere. Hani evlilik planı yapılmış falan. Biz birbirimizi özlemiştik aslında. Ben olaya öyle bakıyorum biliyor musunuz? Özlemiştik ama yoktu yani. Neyse, süreç böyle geçiyor. Sonra ablamın düğünü gerçekleşiyor. O düğününün olacağı sıra ben o sıra eve dönüyorum. Ela diyor, bu süreçte buraya gelmesin olmaz mı? Neden ki dedim, ben bu süreçte seni evde görmek istemiyorum, huzurum kaçsın istemiyorum. Ben boşandım. Onlar boşandığı sırada babam evi bıraktı anneme. Orada bir ev davası işte, tazminat davası süreci oldu. Davayı açan annemdi. Ben babam açar diye bekledim, annem açtı.
Eve 10 dakika geç giriyorum. Niye geç girdim? Bu muhabbetlere girmeye başladı. Baktım, aa dul baskısı yiyorum. Sen evlendin boşandın ya şöyle. Sen de evlenip boşandın ama sen genç kız. Bunu bir iki üç kere daha yaptı. Dedim ki Ela, git dedim, yatılı bir iş bu. Başka çaresi yok. Gittim bir yurda sorumlu oldum. Yurda sorumlu olduğum süreçte annemle çatıştım. Konuşmadık. Sonra bir baktım bir anda benimle iyi oldu. Annemle benimle neden iyi geçindiğini sonradan anladım. Bak burada bir çıkar var. Tazminat davasının olacağı gün annem benimle geldi, karşımda oturdu, konuştu. Bak dedi, babanın neyini biliyorsan, ne oluyorsa işte her şeyi anlatacaksın. Dedim ki anne yok. Bana dedim sakın taraf tutmayı önerme. Biriniz annem, biriniz babam. Bak bizi taraf yapmayın. Davada ben adil oldum. Ben davada dürüst davrandığım için babam bana biraz daha ılıman yaklaşmaya çalıştı. Doğruyu söyledim diye annem dedi ki sen dedi benim yanımda durmadın dedi. Seni de evlatlıktan reddediyorum. Orada annemle tamamen koptuk. Bir gün hafta sonu izninde ben rıhtıma indim öyle bir deniz havası alayım diye. Bir baktım orada benim eskiden müzik yaptığım arkadaşlarımdan biri var. Tek başına müzik yapıyor. İstersen dedi hani müsait olduğun zamanlar gel burada müzik yapalım dedim. Hafta sonları Volkan abiyle müzik yapmaya başladık. Sonra işi bıraktım. Aparta yerleştim. Her gün müzik yapmaya başladık. Orada müzik yapmıyorum. Ben orada konuşuyorum aslında. Birçok insan bana şey der. Ya sesin içinde bir duygu var. En çok aldığım yorumu kadife ses falan. Kadifela da buradan geliyor o zaman. Bu arada evet kod adım Kadifela. Kadife ses dedikleri için öyle bir Kadifela yapmıştım ismimi. Beni her yerde Kadifela yazarak bulabilirsiniz. Gönüllü projelere de katıldım. Kanserli çocuklara mesela gittim müzik yaptım. Engelli vatandaşlara, kimsesiz kalmışlara, koruma evinde olan çocuklara, hapishanedeki çocuklara bile müzik yaptım. Eski müzisyen arkadaşlarımdan birisiyle karşılaştım. Gel dedi seni vapura alalım dedi. Dedim ki benim ekipmanım yok ki ben sadece şarkı söyleyebilirim. Enstrümantal yapan birisinin yanına yerleşirsin. Bu şekilde vapura girdim. Aynı koordinatör Marmaray müzik projesini aldı. Vapuru bıraktım. Komple bıraktınız. Komple bıraktım. Marmaray'da artık müzik yapmaya başladım. Marmaray bana çok iyi geldi. Çalışanları olsun. O zaman şöyle bir dipnot girelim. Bu programı yaklaşık 6 aydır hazırlıyoruz. Bu yıl başında bir duyuru yaptık. Bir ilan yayınladık sosyal medyada. Bu süreçte Marmaray'dan dönüyorum. Bir müzik duydum. Dedim bu sesin altında bir hikaye var. Bu sesi tanımak istiyorum. Hikayesi varsa da programıma ağırlamak istiyorum. Kendisinde bir hikayesi olduğunu söyledi. Programın detaylarını anlattık. Kendisi de kabul etti. İyi ki de tanışmışız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı burada? Hayatım bu programdan sonra film olur mu bilmiyorum. Bir amacım vardı. Anneme seslenmek istedim. Babama seslenmek istedim. Sizden hiçbir şekilde nefret etmiyorum. Kin duymuyorum. Son bir cümleyle kapatmak istiyorum ben bu yayını. Bu hikayede, yani hikaye olarak bu gerçek bir hayat ama eğer hikaye olarak bakarsak bu hikayede iki kazanan, iki kaybeden var. Bu hikayede kazananlardan biri benim çünkü kendi özgürlüğümü, kendi ayakta duruşumu, direncimi kazandım. Kendi gücümü kazandım. Diğer kazanan annem bir şekilde kendi hayatını kurdu ve şu an mutlu olduğunu biliyorum. En azından duyuyorum. Kendisine hiçbir şekilde 4 yıldır haber alamıyorum. Önemli değil, mutlu olsun yeterli. Ve iki kaybeden var. Biz bu hikayede annemle birbirimizi kaybettik. Yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Peşime uyumaz oldu. Düşlerim vardı yamacına varamaz oldu. Anılar düştü peşime uyumaz oldu. Düşlerim vardı yamacına varamaz oldu. Rüzgarla yarışırken koşamaz oldum. Düze çıkmaz yollarım, gelemez oldum. Geçmiş günleri düğüm düğüm çözemez oldum. Be güzelim, sevda yüklü bulutlardan geçemez oldum. Geçmiş günleri düğüm düğüm çözemez oldum. Be güzelim, sevda yüklü bulutlardan
geçemez oldu. Rüzgarla yarışırken koşamaz oldu. Düze çıkmaz yollarım, gelemez oldu. Geçmiş günleri dümdü, çözemez oldu. Be güzelim, sevda yüklü bulutlardan geçemez oldu. Geçmiş günler dümdü, çözemez oldu. Be güzelim, sevda yüklü bulutlardan geçemez oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Hayatınız film olsaydı, bu filmin nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Piyano başında bir ölüm sahnesiyle bitmesini isterdim herhalde. Bizim bir filmimiz var. Pandemiden dolayı erteledik. İmzaladım. Küçük de bir not bıraktım arkasına. Aynı zamanda bu iki kişilik bir gala davetiyesidir. Ne güzel. Sevgiyle geleceğim o zaman. Sevgiyle beraber filmimizin galasına bekleriz. Evet sevgili izleyenler, Ela Nur Hanım'ın hayatı film olsaydı, ana hikayeyi bozmadan şöyle bir karakter olsaydı dediğiniz düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bu yorumları değerlendirmeye alacağız. Ela Nur Akbulut hayat hikayesini anlattı. Şimdi sıra sizde. Anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Hoşçakalın. Kesin, net yani, net karar verildi. Bu adam vurulacak. Oğlum babanı vuracaksın. Ama bugün aynı olayı yaşasam, bugün yine aynı olayı ben yaparım. Yaparım yani. Bakış açısı ama suça bu. Suça çocuğu bu bakış yönelik. Açısı. Evet doğru söylüyorsunuz. Halk tepki gösterecektir. Aa bir anne çocuğuna bunu yapar mı? Yapar efendim. Yapar. Yaşayan bir anne yapar.